Gençlik merhaba. AYT biyoloji konularımızdan sistemler ile ilgili rahatsızlıklar yani hastalıklar kalmıştı hemen bu hastalıkları da işleyelim ve böylece hiçbir eksik noktamız kalmasın gençler. Öncelikle sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıkları vereceğiz ve burada öncelikle bakın multiple skleroz dediğimiz yani MS hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Alzheimer'ı biliyorsunuz, Parkinson var, epilepsi veya sara dediğimiz bir hastalık var ve bir de gençler depresyon olmak üzere 5 tane hastalığı, 5 tane rahatsızlığı burada görmüş olacağız. Ben gençler burada tablo yaptım. Hem hepsini bir arada Görün böyle çok detaylandırıp budaklandırmayalım diye tablolar halinde verdim. Ee, burada her hastalığın nedeni nedir? Ya da nasıl bir hastalıktır, nasıl bir hastalıktır? Sebebi nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? Ee, bunları bir tablo şeklinde bütün hastalıkları böyle vermiş olacağız. Hemen bakalım gençler. Multiple skleroz dediğimiz olay nedir? Sinirler mesaj iletemez duruma geliyor gençler. Nedeni bu. Yani multiple dediğimiz skleroz dediğimiz hastalığın veya MS dediğimiz hastalığın sebebi neymiş? Sinirlerin mesaj iletememesi imiş. Peki bunun sebebi ne gençler? Bunun sebebi de şu aslında. Ak yuvarlarımız miyelini yok eder. Biliyorsunuz, bazı sinirlerimiz miyelinliydi ve bu miyelin ortadan kalkınca ne olacak? Mesaj iletimi gerçekleşemeyecek ve bu miyelinin olduğu bölgede kabuk gibi bir şey oluşur ve buna plak diyoruz veya stikleroz adını veriyoruz. Zaten bundan dolayı multiple stikleroz deniyor. Aynı zamanda otoimmün bir hastalıktır gençler. Ne demek otoimmün? Yani bizim kendi bağışıklık sistemimiz bizim kendi elemanlarımızı düşman olarak görüyor. Ve böylece bu yapılarımızı, bu hücrelerimizi veya proteinlerimizi yok ediyor. O yüzden bu durumu aynı zamanda otoimmün hastalık veya otoimmün rahatsızlık da diyebiliriz. Peki MS hastalığının belirtileri neler? Uyuşukluk olur gençler bütün vücutta. Ondan sonra güç kaybı, kas sertliği, ...kısa süreli hafıza kayıpları gibi arızalar meydana gelecektir. Ve bu işin de tedavisi yok. Yani ilaçlar falan kullanılıyor ama geriye dönüşü yok bunun gençler. Alzheimer'a bakalım. Alzheimer özellikle hafıza kayıpları demek. Yani e, yaşlılığa bağlı oluyor çoğunlukla bu. Beyinde asetil kolin azalması sonucunda oluşuyor. Bazen belki buradaki ayı biraz büyüttüm ama... ...özellikle Alzheimer'da demek ki... ...asetil kolin eksikliği ile belirlenen bir hastalık gençler. Ya da sebep olan bir hastalık hastalık bu. Peki belirtileri neler? Konuşmada, anlamada, plan yapmada gibi problemler yaşarız gençler. Ve bu işin de tedavisi yine yok gençler. Peki Parkinson'a bakalım. Özellikle denge kaybı ve titreme olur ve bu da bunun sebebine peki? Burada da dopamin eksikliği oluyor gençler. Bakın Alzheimer'da asetilkolin eksikliği, Parkinson'da ise dopamin eksikliği ve aynı zamanda motor sinirlerin görev yapamaması, motor sinirlerin bozulması sonucunda Özellikle motor sinirler biliyorsunuz harekete geçiren sinirlerdir. Bunların bozulması sonucunda hareketlerimizde düzensizlikler, dengesizlikler, titremeler meydana gelecektir. Belirtilere baktığımız zaman özellikle hareketlerde yavaşlama ve en önemli etkisi de tabii ki burada titreme olacaktır. Bunun da hastalığın tedavisi yok gençler. Epilepsi ve sara dediğimiz olay ne? Bu da beynin elektrik aktivitesinin bozulmasıdır. Peki bu nasıl olur gençler? Özellikle beyin tümörü Ondan sonra merkezi sinir sistemindeki enfeksiyonlar, beyin gelişim bozuklukları ya da genetiğe bağlı olarak karşımıza çıkabilir. Peki bunun belirtileri neler? Geçici beyin kaybı, titreme ve en önemlisi de gençler ağızda köpük oluşumu gibi olaylarla epilepsiyi görüyoruz. Ve ilaç tedavisi ile tedavi edilmeye çalışılıyor. Depresyon gençler demek zaten ruhsal problemler, ruhsal e, hastalıklar demektir. Bunun çıkış sebebi ise gençler özellikle stresli ve çeşitli sıkıntılar, insanın ekonomik olabilir, çevresel çeşitli faktörlerden kaynaklı olabilir. Depresyona girebiliyoruz. Yani ruhsal bozukluklar, ruhsal problemler yaşayabiliyoruz. Bunun belirtileri ise gençler özellikle uykuda, iştahta ve enerjide azalma olaylarıdır. İlaç tedavisi yapılıyor gençler. Özellikle depresyon ilaçları var zaten kullanılıyor. Menenjit dediğimiz hastalık ne gençler? Bu da beyin zarı dediğimiz menen Men, meningens dediğimiz has, e, zarın iltaplanmasıdır. Biliyorsunuz beyinde 3 tane zar vardı. Sert zar, ince zar ve örümceksi zar. Bu 3 zara birlikte meningens zarları deniyor. İşte bu zarların herhangi birinde iltaplanma olduğu zaman burada menenjit dediğimiz hastalık meydana geliyor. Peki menenjitin aslında iki tipi var. Bazıları bakterilerle bazıları da virüslerle ortaya çıkabiliyor. Yani bunun sebepleri demek ki çeşitli bakteriyel veya virüsel canlılarmış. Belirtileri neler gençler? Bunun baş ağrısı, ense sertliği burada çok daha önemli aslında. Ense sertliği, eee menenjiti ele veren en önemli arıza e, belirti. Uyku eğilimi var bu tip e, hastalıkta, hastalık durumunda ve yine ilaç tedavisi kullanılıyor gençler. Çocuk felci gençler ise omurilikteki motor sinirlerin tahribatı ile ilgili felçlik durumunun ortaya çıkmasıdır ve buna da sebep olan yine virüsler gençler. Polio, pardon, Polio denilen bir virüs buna. Ee, sebep oluyor ve aynı zamanda bulaşıcıdır. Çünkü bu virüsler insandan insana geçiş yapabiliyor ve burada da çocuk felci olarak karşımıza çıkıyor gençler. Baş ağrısı, uyku eğilimi, boğaz ağrısı olarak da karşımıza çıkıyor bunun belirtileri. Bunun tedavisi yok gençler. Yani çocuk felci olduktan sonra geri dönüşü yok bunun. Ama küçükken bunların aşıları yapılıyor. Böylece bu virüse karşı korunaklı hale geliyormuşuz. Peki ÖSYM buradan ne sorabilir gençler? Burada sorulacak çok bir şey zannetmiyorum. Yani çünkü çünkü bu hastalıklarla ilgili de çok bilmiyorum ama e, yine de konu bütünlüğü sağlansın diye ben bunu ekledim. Bu hastalıklarla ilgili çok da bir beklentim aslında yok. Ama yine de e, her ihtimale karşı bu konuları da vermiş olalım diyoruz. Geçtik gençler destek ve hareket sistemi ile ilgili rahatsızlıklara. Burada kırık var, çıkık var, burkulma menisküs yırtığı var ve bir de eklem rahatsızlıkları var. Yine burada da 5 hastalık görmüş olacağız gençler. Kırığı zaten biliyoruz. Yani ne yani ne demek bu? Kemik bütünlüğünün bozulması. Ya kemiğin kırılmasıdır işte. Sebep ne? İşte çarpma, düşme, vurma gibi sebepler olabilir. Belirtileri neler gençler? Kırılan bölgede şişme ve müthiş bir ağrı meydana gelir. Böylece kemiğin kırıldığını anlarsın. Ameliyatla veya sabitleme şeklinde burada tedavisi yapılabiliyor gençler. Çıkık ne peki? Kemiğin eklem yerinden ayrılması diren yani çıkmasıdır zaten. Düşme Ondan sonra kontrol dışı hareketler, hızlı hareketler veya oynar eklemlerin zorlanmasıyla e, oluşabilir. Çıkık olan bölgede yine hareket yeteneği azalır. Şişme, ağrı, kızarma gibi durumlar söz konusudur. Eklem manuel olarak yani el el ile normal olarak yerine konumla e, konulabilir, yerine getirebilir. Burkulma ise gençler bu çıkıkların e, hani olmasıdır. Yani eklem e, kemiğin eklem yerinden anlık ayrılmasıdır. Hemen tekrar yerine girmiş oluyor tabii o sırada. O yüzden zaten buna burkulma diyoruz. Aşırı zorlama olur. Ani hareket e, hareket gençler burkulmaya sebep olabilir. Burkulma olan bölgede ne oluyor? Yani bunun belirtileri neler? Hareket yeteneği azalır. Yine şişme olur. Yine ağrı olur. Yine kızarma olur. Yani dikkat ederseniz kırık çıkık burkulma e, tepkileri aynı, belirtileri aynı. Burada dinlenme olabilir. Burkulmada dinlendirmek lazım e, vücudu, kasları. Sonra buz tabisi uygulanabiliyor. Aynı zamanda ameliyat da gerekebilir gençler. Menisküs yırtığına gençler özellikle bakın dizin ortasında bu diz eklemi var orada gençler bir kıkırdak doku var. O eklem kıkırdağının yırtılması olayına menisküs diyoruz ya da o e, menisküs e, kıkırdağı da denir ona. Ani hareketle ve zorlamayla bu yırtık meydana gelebilir. Bu durumda ne olur gençler? Diz ağrısı olur. Yürümede zorluk olur. Ağrı olur, şişlik olur. Özellikle merdiven çıkmakta çok aşırı zorlanırsın soğuk uygulaması ya da aşırı olmuşsa burada da yine ameliyat gerekebilir. Yoksa kendi kendine çok yırtık fazla değilse yavaş yavaş düzelebiliyor gençler. Eklem rahatsızlıkları var mesela. Bu da ne mesela gençlik? Eklemin görevini yapamaması sonucunda meydana gelen bir hastalık. Neden sebep sebepleri neler olabilir? Genetik sebepler olabilir. Çeşitli çevresel faktörlerle de eklem rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Mesela burada eklem iltihabı olduğu zaman, eklem romatizması olduğu zaman yürümede veya harekette zorluklar meydana gelebilir. Yine bu da ilaç tedavisi veya fizik tedavi de bu işler e, tedavi edilebiliyor gençler osteoforoz dediğimiz kemik erimesi gibi bir hastalık da var gençler bu da özellikle kalsiyum eksikliğinden meydana gelen tabi yaşa bağlı olarak yani küçük yaşlarda değil de ileri yaşlarda meydana gelen bir hastalık Hemen diğerine bakalım gençler. Sindirim sistemi bozuklukları var, hastalıkları var, rahatsızlıkları var. Reflü var, gastrit var, ülser var, hemoroid var ve kabızlık var. Bir de ishal var gençler. Burada da 6 tane hastalık ele almışız. Reflü nasıl bir şey gençler? Reflü mide içeriğinin özellikle mide asitlerinin yemek borusuna kaçması durumudur. Demek ki burada mide ile ince bağır, e, mide ile yemek borusu arasındaki kapak bozulmuş demektir ki bu durumda geçiş yapıyor. Mide ile yemek borusu arasında simikter dediğimiz ve veya pilor dediğimiz kasların görevini yapamaması durumudur bu. Belirtileri neler peki gençler? Ağızda acı suyun gelmesi, ondan sonra acı hissi, ondan sonra üksürük, ses kısıklığı, diş çürüğü ve boğaz ağrısı gibi sebepler, belirtiler pardon e, reflünün olduğunu bize göstermiş oluyor. Ameliyat da gerekebilir gençler ilerlemiş olursa veya normalde başta ilaç tedavisi yapılır. Sonra eğer bu kapakta gerçekten büyük bir arıza varsa ameliyatta tekrar düzeltilebiliyor. Bu reflünün bir ileri kademesi gastrittir gençler. Bu da mukoza tabakasının iltihaplanmasıdır. Tabi midedeki mukoza tabakasının iltihaplanmasıdır gençler. Sigara, alkol, aşırı yağlı besinler, helikopilori bakterileri var gençler. Bu bakteriler sebep oluyor aslında. Yemekten sonra ortaya çıkan bulantı ve tiksinme bu gastritin olduğunu gösteriyor. Ve burada gene ilaç özellikle antibiyotik tedavisiyle bu bakterilerin yok edilmesi sağlanmış oluyor. Ölser ise gençler gastritin bir ileri kademesidir aslında. Mide ve 12 parmak bağırsağında yara oluşması, iltihap oluşması durumudur. Yine bunun en büyük nedeni helikopilori bakterileri dediğimiz bakterilerdir. Yine burada genetik, stres, alkol, sigara bunu tetikler ve ilerletir. Şiddetli ağrı, kusma, bulantı, İştahsızlık, kilo kaybı gibi durumlar da e, bunun belirtileridir. Yine ilaçla tedavi ediliyor. Antibiyotik kullanılarak bu bakteri ortadan kaldırılış oluyor gençler. Hemoroid aynı zamanda basur da denir gençler. Özellikle makat bölgesindeki toplar damar genişlemesidir bu. Alkol Baharatlı besinler, acı besinler yiyecekler veya aşırı yeme de gençler hemoroide sebep olur. Bunun belirtisine gençler burada da makatta kanama olur ve iltaplanma gözlenir. İlaç tedavisi veya ilerlemişse ameliyatla da düzeltilebiliyor. Peki kabızlık ne gençler? Kabızlığı yaşıyoruz zaten veya ishal durumuna. Dışkının çıkmasına uygun durumun yitirilmesidir. Yani zorlanmadır aslında burada. Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, dışkılamanın ertelenmesi, yetersiz su alımı lifli besinlerin yetersiz tüketilmesi gibi sebeplerle kaynaklı olarak kabızlık ortaya çıkabilir. Karında şişlik ve ağrı meydana gelecektir gençler. Burada tedavisi nasıl? Bol su içmek ve meyve, lifli gıdalar tüketmek bunu ortadan kaldıracaktır. İshal ise gençler dışkının çok sulanması veya sık dışkılama durumudur aslında ishal. Bağırsak hareketlerinin aşırı olması, hızlı olması çeşitli mikroplar da buna sebep olabiliyor. Çokça tuvalete çıkma gibi bir belirti ortaya çıkacaktır. Ve burada da özellikle mikrobiyal olduğu için de ilaç tedavisi Kullan, e gerekmektedir gençler. Hemen gelelim dolaşım sistemi rahatsızlıklarına. Burada gençler kalp krizi, enfarktüs, damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, varis, kangren, anemi, lösemi gibi 6 tane pardon 7 tane hastalık arıza meydana gelmiş oldu burada. Kalp krizi nasıl ortaya çıkar gençler nedir veya Koroner damarların tıkanması veya daralması durumudur. Bu durumda kalp çalışamayacağı için kalp krizi meydana gelmiş olacaktır. Peki sebepleri neler gençler bunun? Genetik sebeplerden de olabilir. Yani anne babada olan bu problem çocuklara da geçebilir. Yağ birikimi olabilir. Sigara, alkol gibi etkenlerle de kalp krizi yani enfarktüs meydana gelebilir. Peki enfarktüsün yani kalp krizinin belirtileri neler? Özellikle göğüste, sol kolda özellikle boyunda ağrı meydana gelmesi mide bulantısı nefes darlığı gibi problemler Kalp krizinin belirtileridir gençler. Burada bypass dediğimiz durum kullanılıyor. Yani ne demek bu bypass ne demek? Pas geçmek gençler demek aslında. Yani tıkanmış olan koroner damarların üzerinden başka bir damar kullanılarak e, vücudun herhangi bir yerinden buraya eklemlenerek e, o bölge atlanmış oluyor. Yani bir köprü kurulmuş oluyor. Buna bypass deniliyor. Aynı zamanda ilaç tedavisi de olmaktadır. Damar tıkanıklığı ne demek gençler? Aynı şey işte daralan ve sertleşen damar dokuları yeterince kan taş. Ama Sebep ne? Damarda yağ birikimi ki özellikle burada plak şeklinde bir birikim meydana geliyor. Çeşitli pıhtılaşma reaksiyonları olabilir. Hava baloncukları olabilir. Aşırı stres de yine damar tıkanıklığını tetiklemektedir. Sebep olmaktadır. Peki belirtileri neler gençler? Aslında kalp kriziyle hemen hemen aynı. Göğüste, omuzda, kolda, kenede, boyun ve sırtta sıkışma, baş dönmesi, Ani görme kayıpları da damar tıkanıklığı belirtileridir gençler ve burada yine ilaç tedavisi yapılmaktadır. Yüksek tansiyon. Tansiyon ne demek gençler? Damarlara yapılan baskı demek aslında. Kan basıncının normalden yüksek olması durumudur ki normal kan basıncımız yüksek olanı 12, düşük olanı 8'dir. Yani bu yükselirse 14-15 gibi olursa veya bu da 9-10 gibi olursa ne olur? Problem demektir bu gençler. Sağlıksız beslenme Egzersiz azlığı, metabolik nedenler, stres, genetik gibi faktörler sebep olabilir. Peki belirtileri neler? Burun kanaması bunun en büyük nedenidir. Kulak çınlaması, baş dönmesi ve bulanık görme de yine yüksek tansiyon belirtisidir gençler. İlaç tedavisi veya diyet programlarının uygulanmasıyla da ortadan kaldırılabilir. Varis ne demek gençler? Özellikle deri yüzeyine yakın toplar damarların kronik yani sürekli olarak genişlemesi sonucunda oluşan bir arıza bir hastalık. Uzun süre Ayakta durma veya oturma da olur gençler. İlle de ayakta durmak zorunda değilsin. Bu sebeplerden bir tanesi. Toplar damar kapakçıkları gevşer ve kan orada kalır, ilerleyemez. Genetik sebepler de olabilir. Yanlış beslenme sebep olabilir. Egzersiz eksikliği de yine buna sebep olabilir gençler. Damarların çatlaması, şişmesi, mavi ve koyu mor renkli olarak şişkin görülmesi bu varisin en büyük belirtilerdir gençler. İlaç tedavisi kullanılmakta, varis çorapları kullanılmakta veya lazer tedavisi de kullanılmaktadır. Kangren ne demek gençler? Damarların tıkanması sonucu dokuya yetersiz besin ve oksijen ulaşması hatta oradaki hücrelerin beslenememesi sonucunda kangren dediğimiz arıza hastalık meydana geliyor. Peki sebepler ne olabilir? Pıhtı reaksiyonları olabilir, çeşitli mekanik etkiler olabilir. Toksinler yani çeşitli zehirler olabilir, çeşitli ilaçlar olabilir, diyabet yani şeker hastalığı olabilir, ağır darbeler de yine gençler kangrene sebep olabilir. Peki belirtileri neler? Orada o bölgede çürüme ve renk değişimi kangren belirtisidir. Bu da ancak ameliyat ile bu kangrenli bölgenin vücuttan atılması gerekiyor gençler. Anemi ise gençler al yuvar eksikliğidir. Al yuvar ve kan kaybının fazla olması, demir eksikliği, B vitamini eksikliği gibi durumlarda kan üretimi azalacaktır, alvar üretimi azalacaktır ve biz de bu duruma ne diyeceğiz? Anemi diyeceğiz. Peki belirtileri neler? Nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ciltte solukluk gençler, bu da yine belirtilerdir. İlaç tedavisi yapılabilir, diyet takviyesi yapılabilir, hatta ilerlemese bu ilik nakli de yapılı. Bilir. Lösemi dediğimiz gençler akvar sayısının aşırı artmasıdır. Aynı zamanda biz buna kan kanseri de diyoruz. Sebebi tam olarak bilinmiyor gençler. Henüz keşfedilmiş bilinmiş değil. Halsizlik, cilt altında kanama, lemste şişme, burun ve diş eti kanaması özellikle löseminin belirtileridir. Kök tedavisi olursa gençler olabiliyor yoksa başka bir çaresi yok bunun ancak kök tedavisiyle bu durumu ortadan kaldırabiliyoruz. Solunum sistemi rahatsızlıklarına baktığımız zaman burada kuah var gençler, astım var, zatüre var, verem var, gırtlak kanseri ve bir de akciğer kanseri var. Hemen bakalım gençler hızlı bir şekilde kuah ne demek gençler aslında bronşların uzun süre tıkanmasıdır. Sigara, hava kirliliği, çeşitli kimyasallar genetik problemler olabilir buna sebep. Belirtileri neler gençler? Öksürük aşırı hem de aslında balgam çıkarma, nefes darlığı ve çabuk yorulma. Sigarayı bırakırsın gençler. Bunun çaresi sigarayı bırakacaksın. Tütün mamullerinden uzak duracaksın. Peki astıma baktığımız zaman solunum yollarının daralmasıdır. Bu soluk borusunda olabilir, bronşlarda olabilir, bronşluklarda olabilir. Bu yolların daralması sonucunda astım meydana geliyor. Peki sebepleri neler? Mesela polenler, mantar sporları, kirli hava, bazı besinler ve çeşitli ilaçlar buna sebep olabilmektedir. Belirtileri neler? Hışı, hışıltılı nefes, göğüste sıkışma, ondan sonra öksürük nübetleri gençler. Bu da astımın belirtileridir. İlaç tedavisi kullanılabilir veya yine burada spreyler kullanılabilmekte gençler. Zatüre dediğimiz olay ne? Zatüre de gençler akciğer iltihabıdır. Akciğer, akciğerdeki alveollerin enfeksiyonuyla akciğerde sıvı ve kan toplanması durumu diyoruz. Peki bunun sebebine gençler bunun e, sebebi ise pneumokok dediğimiz bakteri çeşitleridir. Aynı zamanda sigara ve bazı ilaçlar da zatürreye sebep olabilir. Belirtileri ne peki? Ateş, öksürük, üşüme, titreme, soluk alıp vermede güçlük, göğüs bölgesinde ağrı. Bunun belirtileridir. Yine ilaç tedavisi kullanılır ve bulaşıcıdır. Bulaşıcıdır. Neden? E çünkü burada bakteriler bu işe sebep oluyor. Bu bakteriler ...insandan insana geçerek orada da hastalık yapabilir. Verem yani gençler tüberküloz. Bu da gençler özellikle akciğerlerde... ...fibroz doku oluşumuyla tüberkül denilen çıkıntılar oluşur. Gaz alışveriş yani akciğerlerimiz oksijen alışverişini düzgün yapamaz. İşte bu durumu hatta orada akciğerde e, bayağı bir iltaplanma meydana gelebilir. Bu hastalığa da verem diyoruz gençler. Tüberküloz belirtilerine bak pardon tüberküloz bak e bakterileri var gençler. Bunlar sebep olabilir. İyi beslenmeme bunu tetikler. Bu da sebep olabilir. Yine çevre kirliliği de yine bu tüberküloz bakterilerini tetikleyebilir. Bu da sebep olabilir gençler. Peki belirtileri neler? Öksürük, yüksek ateş, gece terlemesi, şiddetli göğüs ağrısı, iştahsızlık, halsizlik bu veremin belirtileridir. Yine ilaç kullanılabilir. Yine bulaşıcıdır diyebiliriz. Neden bulaşıcı? O zaman bakteriler insandan insana geçebilir. Gırtlak kanserine peki gençler? Gırtlaktaki kanserli hücrelerin oluşturduğu tümörle meydana gelir. Sigara, kanserojen madde, radyasyon gibi etkenler olabilir sebep. Ses kısıklığı, yutkunma da zorlanma, ağrı ve nefes darlığı da yine bunun belirtileridir. Ya cerrahi yöntemle olur gençler. gırtla kanserinin ortadan kaldırılması ya da radyoterapi veya kemoterapi kullanılabilir. Akciğer kanseri gençler. Akciğerdeki kanserli hücrelerin oluşturduğu tümörle meydana gelebilir veya metastaz da olabilir. Yani başka kanserli dokuların buraya bulaşmasıyla da kanser akciğer kanseri meydana gelebilir. Bunun en büyük sebepleri gençler sigara, kanserojen madde, radyasyon gibi maddelerdir. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, kanda balgam çıkartma veya öksürük ve aynı zamanda iştahsızlık da akciğer kanserinin belirtileridir gençler. Yine burada cerrahi yöntem kullanılabilir. Radyoterapi kullanılabilir. Kemoterapi de kullanılabilir gençler. Yani bu şekilde e, tedaviler kullanılabilmektedir. Ve burada gençler dünyada en fazla görülen kanser tiplerinden bir tanesidir akciğer. Çünkü dışarıyla bağlantısı direkt var. Ve özellikle özellikle sigaradan tütün mamullerinden uzak durmak gerekiyor ki Akciğer kanseri olmasın veya solunum yolları kanserleri meydana gelmesin. Geldik gençler üriner sistem rahatsızlıklarına. Bu, burada böbrek taşları var, böbrek yetmezliği var, idrar yolu enfeksiyonları var, gut hastalığı var ve bir de üremi var gençler. Hemen bakalım. Böbrek taşları gençler, özellikle kanda kalsiyum ve fosfat fazlalığı sonucunda bunlar birikir ve böylece yapışırlar birbirlerine ve böylece böbrek taşlarını meydana getirmiş olurlar. Sebebi pekine yetersiz aktivite, ondan sonra idrar yolu enfeksiyonları, böbrek yapı bozukluğu buna sebep olabilir. Belirtileri neler gençler? Özellikle şiddetli göğüs ağrısı, karın ağrısı ve bel ağrıları bu böbrek taşlarının olduğunu gösterir. Bulantı, kusma, İdrarda kan görülmesi gibi sebepler de belirtiler de olur. İlaç tedavisi ve olmazsa ameliyatla bu taşların yerinden sökülmesi gerekiyor. Böbrek yetmezliğine peki gençler özellikle böbrek fonksiyonlarının neredeyse tamamını yitirmesi sonucunda meydana gelen bir problem, bir arıza gençler. Ağır enfeksiyonlar, ağır metaller, toksinler yani zehirler, uyuşturucu, alkol gibi maddeler böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Güçsüzlük, ayak ve bacaklarda şişlik, iştahsızlık, sinirlilik hali, nefes darlığı, yüksek tansiyon gençler böbrek yetmezliğinin belirtileridir. Ve burada diyaliz makinesi ve böbrek nakli veya e, tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Özellikle böbrek yetmezliği yaşayan insanlar haftada 3 kez diyaliz makinesine girmek zorundadır gençler. İdrar yolu enfeksiyonları ise gençler özellikle idrar kesesi ve üretra yani idrar kesesinden idrarı dışarıya çıkartan kanalın adıdır üretra enfeksiyon sonucu iltaplanması durumuna idrar yolu enfeksiyonları diyoruz. Bunun sebebi çeşitli bakterilerdir gençler. Peki belirtileri neler? Sık idrara çıkma veya sık idrar yapma, idrar yollarında yanma, idrarda kan görünmesi, aynı zamanda karın ağrısı da belirtilerdir. Antibiyotik tedavisi yapılıyor çünkü bakteriler oluyor ya. Bakın işin içine dikkat ederseniz bakteri girdiği zaman hemen antibiyotik tedavisi uygulanmakta. Gut dediğimiz hastalık ne gençler? Bu da vücutta özellikle ürik asidin fazla olmasıdır. Yani ürik asidin kanda veya dokular arasında ve kısaca vücutta artması durumuna gut hastalığı diyoruz. Peki gut neden oluşur? Sebep ne? İlgili enzimlerin bozulması ve böbrek problemleri ve aşırı kırmızı et yeme gençler. Bu da gut hastalığına sebep olmaktadır. Çünkü kırmızı et dediğimiz proteindir. Protein sonucunda biliyorsunuz amonyak. Amonyak sonucunda da üre ve ürik asit oluşur. İşte ürik asit çok fazla artarsa bu duruma gut hastalığı diyoruz. Peki ne olur gut hastalığında? Eklemlerde tekrarlayan ağrılar yani sürekli ağrılar meydana gelir, şişlik meydana gelir gençler. Özellikle parmaklarda, ayaklarda oluyor bu olaylar. İlaç tedavisi uygulanabilir. Aynı zamanda diyet programı uygulanabilmektedir gençler tedavi olarak. Üremi ne demek? Üremi, üre fazla. Bakın üremi isminden belli üre fazla. Üre miktarının vücuttan normal art, normalden daha fazla olması durumuna üremi hastalığını, e, hastalığı adını veriyoruz. Sebep ne olabilir? Düzensiz ya da yetersiz beslenme olabilir. Uzun süreli açlık ve özellikle aşırı egzersiz de yani yerinde durağanlaşma da sebep olmaktadır. Belirtileri neler? İştahsızlık, ağızda kötü koku, kötü tat ve koku, bulantı, kusma, yüksek tansiyon gibi belirtiler üremi olduğunu bize göstermekte ve yine burada da gençler diyet programı uygulanarak bu arızadan kurtulmuş oluyoruz. Evet gençler böylece sistemler ile ilgili bütün hastalıkları bir arada vermiş olduk. Ben burada çok soru çıkacağını zannetmiyorum. Yine de her ihtimale karşı bir okursanız yani genel kültür olarak aklınızda bulunsun. Özellikle tıp isteyenler için tabi ki sizin çok 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 iyi bunları bilmeniz gerekiyor gençler. Evet gençler kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.